İngilizce kelime derslerimizin ilkinden merhabalar dostlar. Evet, öncelikle bu derslerimiz kimin için ve aynı zamanda ders işleyiş stilimiz nasıl olacak? Kısaca bununla ilgili bir bilgilendirme yapalım. Sonra ders içeriğimize geçelim değerli dostlar. Öncelikle bu derslerimiz isterseniz İngilizce sınavlarına hazırlanın. Yani TOEFL gibi, IELTS gibi, YDS gibi, YÖK dil gibi, YKS dil gibi isterseniz bu tarzda bir sınava hazırlanın veya isterseniz genel İngilizce anlamında kelime bilginizi geliştirmek isteyin. Bu iki amaca da hitap eder şekilde bir kelime dersi arkadaşlar bir kelime kursudur bu. Peki seviyemiz ne derseniz seviyemiz orta ve ileri düzey arkadaşlar. Yani bu kursumuz temel seviye kelimelerden oluşmuyor. Orta ve ileri düzeydeki kelimelerden oluşuyor. Bu kursumuzda kelimelerle ilgili olarak özellikle sık kullanılan, çok sık karşılaştığımız kelimelerle ilgili olarak bir kullanımsal özellikler verilecek arkadaşlar. Ders içeriğimizde de bunu göreceğiniz gibi. İki, o kelimenin telaffuzuyla ilgili detaylı bilgiler verilecek arkadaşlar. Ve aynı zamanda her 3 derste bir de e, bu kelimelerle ilgili sınavımız var arkadaşlar. PDF e, kısmımızda. Yani 3 tane videoyu izledikten sonrasında PDF bölümünden PDF'mizi indirip kendinizi mini bir sınava tabi tutuyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Kursumuzun sonunda da aynı zamanda genel e, anlamda kelime sınavları ve testleri olacak PDF döküman olarak değerli dostlar. Evet, e, bu e, kursluğumuzu arkadaşlar düzenli bir şekilde takip ettiğinizde orta ve ileri seviyede birçok kelimenin doğru kullanımını, doğru telaffuzunu, hangi edatla birlikte kullanıldığını, hangi anlamda kullanıldığını ki burada anlam da çok önemli arkadaşlar biliyorsunuz. E, yani direkt olarak sözlükteki karşılığı değil de nasıl bir anlamda kullanıldığını öğrenmiş olacağız değerli dostlar diyoruz. Evet ve böylelikle bu kısa açıklamamızı yaptıktan sonra ders içeriğimize geçebiliriz arkadaşlar. Evet öncelikle şunu belirtelim. Kelime öğrenme işi kesinlikle listesel tarzda olmaz değerli dostlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu işte İngilizce'de günlük hayatta en çok kullanılan veya sınavlarda en çok çıkan ne kadar kelime var? 15 bin kelime var? Ben bu 15 bin tane kelimeyi liste olarak elime alsam ve bu 15 bin tane kelimeyi ezberlesem zaten işin büyük bir kısmını bitirmiş oluyorum demek doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar öncelikle. Neden doğru değil? Bir, onları telaffuzlarıyla doğru öğrenmek zaten listesel anlamda çok mümkün olmuyor. İkincisi, asıl daha önemli olanı gerçek kullanım ve anlamıyla öğrenmek mümkün olmuyor. Yani şöyle düşünün, mesela e, diyelim Türkçe'de siyah ve kara, ölmek ve vefat etmek. Bu gibi kelimeleri düşünün bakın. Şimdi biz kara kelimesini farklı alanlarda kullanıyoruz, farklı şekillerde. Siyah kelimesini farklı şekillerde kullanıyoruz. Mesela şöyle demiyoruz. Siyah sevda çekiyor diyor muyuz? Demiyoruz. Ama kara sevda çekiyor diyoruz. Şimdi eğer ki biz bunu listesel tarzda öğrenirsek karanın karşısında eşittir siyah rengi diye bir anlamı öğrenmiş olacağız. Ve böylelikle nasıl kullanıldığını tam olarak algılamayacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde ölmek vefat etmek gibi kelimelerde köpeğin vefat etti demiyoruz mesela gibi. Yani direkt sözlüksel anlamını dikkate aldığınızda inanın 10 tane kelimenin en azından 5 tanesinde yanlış kullanımlar olabiliyor. O yüzden arada sosyal medyada da şuna rastlayabiliyorsunuz yani. İşte ee, yani ee, tavuk çevirme falan deyince işte chicken translation diye çevriliyor bu değil mi? Yani bu yönüyle bakarsak kelimenin nasıl kullanıldığı, hangi anlamda kullanıldığı, Ana dilimizde yani bizim dilimizde o kelimenin neye karşılık gelip neyi ifade ettiğini öğrenmek çok önemli. Değerli dostlar bunu bir kural olarak düşünelim. Bu yönüyle listesel anlamda kelime öğrenmek önemli değil. Yani ve doğru da değil arkadaşlar. Bu ancak şöyle doğru olur. Okulda sınavınız vardır yarın. E, hocanız demiştir ki size işte 30 tane kelimeden sizi sınav yapacağım. Orada kelimeyi ezberlersiniz. Fakat bunun haricinde kelime öğrenme kesinlikle kontekst içinde olmalıdır. Ne demek kontekst? Yani bir olay içinde. Yani bir cümle içinde başka bir tabirle. Yani o cümleyi o kelimeyi siz canlı halde bir cümlenin içerisinde görmelisiniz ki Duyularınız da onu algılasın. He, bu bu anlamdaki desin ve Türkçe karşılığı bu yönüyle gelişmiş olsun, değerli dostlar. Bunu da kural olarak burada hatırlatalım. Yani cümle içerisinde kelime öğrenmek en doğrusudur. Daha ilerleyen zamanlarda yine paragraf içerisinde, e, herhangi bir okuma parçası içerisinde kelime öğrenmek en mantıklı yöntemdir, arkadaşlar. En bilimsel de yöntemdir. Bunu burada söylemiş olalım, değerli dostlar. Evet, e, hadi bakalım ilk cümlemizdeki kelimelerimizi bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. Cümle diyor ki... The earthquake caused considerable damage to the city. Evet, şimdi bakın. The earthquake. Earthquake, deprem demektir. Tamam. Sadece quake şekliyle de deprem anlamında kullanılabilir. E, fakat genelde earthquake şeklinde kullanılır. Evet bu yönüyle iki, e, sadece Q2 de kullanabilirsiniz, Earth 2 de kullanabilirsiniz. Deprem ne diyor burada anlam olarak? Önce anlamına bakacağız, sonra kelimeleri inceleyeceğiz. Deprem, caused, neden oldu? Coast neden olmak anlamında? Neden oldu? Neye? Considerable, dikkate değer. Dikkate değer, damage, zarara neden oldu. Öyle e, çok basit bir şey değil. Considerable'dan kastettiği şey o öyle çok basit bir şey değil. Dikkate değer zarara neden oldu. To the city yani şehir için şehre dikkate değer bir zarar verdi bu deprem diyor. Başka bir tabirle. Şimdiki buradaki kelimelerimiz önemli olan kelimelerimize şöyle bir bakalım arkadaşlar. İlk kelimemiz cause kelimesi. Şimdi cause kelimesiyle ilgili olarak ben e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir, neden olmak anlamındadır. Çok sık bir şekilde kullanılır. Tamam. Bununla eş anlamlı şekilde kullanılabilecek olan ifadeler var. Mesela lead to ifadesi. Mesela phrasal verb olarak bring about ifadesi. Bu ikisi de bununla eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılan bir e, ifadedir. Bunu da e, söylemiş olalım. Lead to, bring about gibi ifadeler eş anlamlı olarak kullanılıyor. Cause ile ilgili bileceğimiz önemli şey şu arkadaşlar cause neden olmak demektir. Fakat bir cümle içerisinde pasif bir yapı halinde. Yani ne demek bu? Kendinden önce bir to be ile. Yani kendinden önce am is are was were almış bir şekliyle gördüğümüz zaman biz buna genellikle şöyle deriz. Yani coast by şekliyle gördüğümüz zaman bu ifadeyi bu tarzda çevirirken de den kaynaklanmak diye çevireceğiz arkadaşlar. Tamam. Den kaynaklanmak. Şimdi yani bu ne demektir? Şimdi örneğini verelim. Çok, e, çok önemli bir kelime. Cause kelimesi. Bunu mutlaka not edelim. O yüzden e, üzerinde durmak lazım. Şimdi bu şu demektir. Mesela e, the failures failure dediği şey başarısızlık demektir. Tamam mı? Was caused by my laziness. Şimdi cümleye bakın. The failure was caused by my laziness. Başarısızlık benim tembelliğimden kaynaklandı. Tamam? Yani cause aktif haliyle kullanıldığında neden olmak. Burada aktif haliyle kullanılmış. Ama bir de to be caused by şekliyle kullanım var. Bu sefer çevirirken Türkçeye den kaynaklanmak diye ben bunu çeviriyorum. Ve aynı zamanda the failure was caused by my laziness ifadesini çevirdiğimde başarısızlık benim tembelliğimden kaynaklandı diye burayı çeviriyorum değerli dostlar. Cause ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Bunu e, iyi bir şekilde not alalım. Evet, ikinci ifademiz var considerable ifadesi. Considerable dikkate değer e, anlamında kullanılan bir kelime ve aynı zamanda dikkate değer de bir e, kelime arkadaşlar. Bu yönüyle remarkable'la bu da önemli bir kelime aynı anlamda kullanılıyor. Yani considerable, remarkable ikisi de dikkate değer anlamında kullanılan bir ifade. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta değerli dostlar. Considerable kelimesi ...nin karıştırıldığı bir kelime var. Considerable kelimesinin karıştırıldığı bir kelime var. O da considerate kelimesi arkadaşlar. Tamam Considerate. Considerate kelimesi yani sonu derate diye bu tarzda yazılan biten bu ee kelime dikkatli, ihtiyatlı anlamında bir kelime arkadaşlar. Tamam mı? Considerate. You must be considerate. Yani bir adjective'dir bu. E, sıfattır. E, yani dikkatli, ihtiyatlı e, olmalısın anlamında kullanılan bir ifadedir. Bununla bunu e, karıştırmayalım. Considerable ifadesi dikkate değer. Yani önemli ölçüde anlamını verir bize. Dikkate değerden kastı önemli ölçüde anlamını verir. Remarkable da aynı şekilde. Fakat considerate'ın bu yönüyle anlamı bu değerli dostlar. Tamam bunun zaten consider diye biliyorsunuz consider diye bir verb var. Bu da e, dikkate almak, yani düşünmek anlamında fiil olarak da kullanılan bir ifade. Değerli dostlar. Evet, diğer kelimemize hemen geçelim. Diğer kelimemiz ne? Damage. Damage'in e, evet e, en önemli bilmemiz gereken özelliği damage bir telaffuz olarak. Damage arkadaşlar bu yani biz bunu kendimiz gördüğümüzde genelde telaffuz vesaire gibi şeylerde ee işte ee damace falan gibi şeyler damaç falan dene, denilenleri duyduk arkadaşlar bu ile bunun doğru okunuşu damage cause considerable damage cause considerable damage bu to ile kullanılır arkadaşlar. Yani bir şeye zarar olma anlamında tu ile kullanılır. Yani bu yaptıkların işte senin gelecek yaşantına bir zarar veriyor. O anlamda bir şeye zarar. Burada da zaten şehre zarar anlamında olduğu için tu ile kullanılmış. Tamam mı? Yani damage ifadesini biz tu ile kullanıyoruz. Bunu da burada not edelim mutlaka değerli dostlar. Evet değerli dostlar şimdi... Ee, İlk dersimizin sonuna geldik. Daha önceden kurslarımızı alanlar bilirler. Genellikle derslerimizi 10 dakika ile mümkün olduğu kadar sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü daha uzun süreçli dersler genelde dikkatin dağılmasına neden oluyor ve her yerde dinleyemiyorsunuz. Bu yönüyle... Genellikle kısa tutuyoruz. Burada tabii bir 4-5 dakikalık ekstra bir açıklamamız da olduğu için bu derste. Burada bir tane cümlenin içerisindeki kelimelere baktık değerli dostlar. Diğer derslerimizde böyle tabii bu sayı daha da artacaktır arkadaşlar. Fakat ilk dersimiz itibariyle gördüğümüz kelimeler bunlar buradaki kelimelerin mutlaka anlamlarını ve okunuşlarını not edelim. Okunuşlarını Türkçe bir şekilde not edebilirsiniz arkadaşlar. Yani benim ağzımdan duymuş olduğunuz ifade neyse yani cause, considerable, damage. Bunları direkt bu tarzda Türkçe olarak yazabilirsiniz. Yani illaki bir fonetik alfabesi biliyor olmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir Mutlaka bunu yazalım. 2- Kullanımlarıyla ilgili notları mutlaka alalım değerli dostlar. Kullanımlarıyla ilgili notları alalım mutlaka. Ee, ve e, ne kadar çok yazarsanız bir kelimeyi o kadar çok aklınızda kalma oranı artar. Bunu unutmayın arkadaşlar. Zaten bir kelime 5. sefer yazıldıktan sonra artık hafızada kalma oranı yüzde %90'lara çıkar arkadaşlar. Bakın unutmayın bir kelime... Beşinci sefer yazıldıktan sonra Tabi böyle ardarda 5 sefer yazma değil bu maalesef yani bugün bir kere kozu yazdınız iki gün sonra bir daha bir yerde çıktı koz dediniz 3 gün sonra bir yerde çıktı yine koz dediniz bu şekilde e, bir tanesi hemen öğrendikten sonra yazma fakat diğer dört tanesi belli bir periyot halinde bir, birer e, ikişer gün arayla yazma şeklinde olduğunda artık sizin hafızanıza bu kaydoluyor değerli dostlar e, çok daha rahat bir şekilde hatırlıyorsunuz bu kelimenin anlamını diyoruz. Ve dersimizi de burada bitiriyoruz değerli dostlar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.